Yeah. Fool. You know how we do it. West side. Coming from the west side. Nothing but the west side. Ain't nothing going on with the bomb ass rap song. Hitting all night long. Just like me on the black and white ivory. Getting six on a Tidally. You don't wanna see a G break your ass like dishes. Buster ass tricks. Sleep with the fishes. Running from Lennox up at Venice. They wanna have me in stripes like Dennis the Menace. But that ain't poppin', ain't no stopping. Faux hopping ass dropping. Hey yo yo, y'all can't stand right here. In his right hand was your man's worst nightmare. Loud enough to burst his right. Merhabalar, ben Mekan Ördün. 12 yıldır graffitiyle uğraşmaktayım. Bu işe Adana'da başladım. Toplamda 2 kez graffiti etkinliği düzenledim. Bir tanesi 30 sanatçılık bir festivalde, yurt dışından sanatçılar da vardı. Pandemi girmeseydi üçüncüsünü de düzenleyecektik. Şimdilik erteledik. Genellikle legal tarzda çalışmayı tercih ediyorum. İllegal çalışmalarım da var tabii ki ama legal bana böyle daha sanatsal yönü kuvvetli geliyor. Tercihim o yönde. Yetenek mutlaka gerekiyor ama %70'i çalışma, %30'u yetenektir diyebiliriz. Yani çalışarak her zaman bir yerlere gelmek mümkün. Zaten çok fazla hani çalışarak bir yerlere ulaşmış grafitici var piyasada. Yetenek ve çalışma beraber yürütülürse gerçekten yükselenebilir yani. Kültürel olarak yani böyle çok kozmopolit bir yer olduğu için her milletten insan geliyor. Türkiye'nin gerçekten en güzel şehri. Her yerinden insanlar gelip İstanbul'a aşık oluyorlar. O şehrin böyle silüetine grafitiyle süsleyerek daha da iyi bir katkıda bulunuyorlar. Dünyanın her yerinden sanatçıların çalışmalarını görmek mümkün. Yani bir de grafiti ortamlarında herkes birbirini bilir, graficiler birbirini tanır mutlaka. Yani ben mesela yolda yürürken her kepekte bir arkadaşımın çalışmasını görüyorum ve böyle şey oluyor yani. İşte bizim bu arkadaş da buradan geçmiş, o da buradaymış falan gibi. Saygılı bir sistem var şu anda. Kimse kimsenin çalışmasını kolay kolay kapatmıyor. Bir düşmanlık yok, küslük falan çok az bizde. Amerika'daki o çatışmalar falan, onları yaşamıyoruz İstanbul'da. Yani İstanbul Türkiye'de grafitinin en böyle yoğun olarak, yani her kepekte var. Zaten bazı ilçeler grafitiyi serbest de ettiler. Özellikle Karaköy gibi. İstanbul grafiti için önemli bir şey diyebilirim. I sell rhymes like dimes. The one who mostly keep cash but brag about the broker times. Joker rhymes like the issue just happy to see me trick. Classical slapstick rappers need chaps. Yani şimdi ilçede yasallaştırıyorlar ama mesela belediyenin bir trafosunu boyuyorsun. Belediye buna izin veriyor atıyorum ama gidip insanların kendi mülkünü boyadığı zaman onun bir yasallığı olamaz. Devlet buna izin verme gibi bir şeye sahip değil yetkiye yani zaten. Çok kez poliste derdim oldu tabii ki yani. Dünyada legal ve illegal iki farklı tarzda yapılıyor. Şimdi legal çalıştığınızda çok fazla zamanınız oluyor, ona detay girecek vesaire, böyle gerçekten hani istediğiniz şekilde yapacak ama illegal çalışıyorsanız o an polis gelmeden ya da bir insan gelip şikayet etmeden ya da mülkün sahibi kovalamadan o işi yapıp bitirmenize çok hızlı çalışmanız lazım. Şimdi hızlı çalışıldığında da ister istemez estetik kaygıdan biraz kopup işi sonlandırmaya yönelik böyle bir çaba içerisinde olduğunuzdan her grafiti anlamlı mıdır sorusuna kesinlikle hayır diyebilirim. İllegal çalışıyorsan estetik kaygıdan böyle kaçıp kendi ismini duyurmayı amaçlarsın. Eğer legal çalışıyorsan tabii ki estetik olarak daha iyi olması için çabalarsın ve bir sanat eseri yaratabilirsin. Is the hot spot full of mad criminals who don't care, guzzling beers, we all stare at the out of towners. They better break north before we get the 4 pounders and take their face off. The streets is filled with undercovers, homicide chasing brothers, the D's on the roof. Ben hayatımda ilk defa aşık oldum. Watch the knockers and kill a cop. Ben Berkay Polat, 29 yaşındayım.
18 yıla yakından beri, 2004'ten beri grafiti yapıyorum. İlk duvar tecrübem 2004 yılında oldu. 2014'e kadar sadece illegal olmak üzere boyadım. 2014 yılından sonra da biraz daha legal olarak iş yapmaya çalıştım. 2014'ten sonra zaten adımı değiştirdim. Legal bir isimle devam ettim. İllegal ismim eskiden yani Bufer diye okunan bir isimdi. Şimdi de ben yazıyorum. Legal olarak devam ediyorum. TFP dediğimiz bir grup var Berlin'den. O gruba dahil oldum. Ve o çok aşırı bir aktif bir dönem geçirdim. İşte tren, sokakta bomb inter yapmaya başladım. Ve yurt dışından gelen arkadaşları gördükçe onlar da stil daha çok yapıyorlardı. Ve hani ben biraz daha yolumu ondan sonra stil yapmaya, yani harfleri wild style diyoruz biz, biraz daha karışık. Matematiği biraz daha zor ama estetik kaygısı daha yüksek olan işlere yöneldim. Ve 2014'ten beri de o işi yapmaya devam ediyorum. Hem dert anlatmak için var, hem biraz daha estetik kaygıyla yapmak için var, hem de dediğim gibi yani illegalde bu çok fazla, tamamıyla zarar verme amacıyla yapanlar da var. Yani bugüne kadar 50 kere yakalanmışımdır. En az 10 kere nezarete girmişimdir. Adam beni hangi sınıfta atacağını bilmiyordu. Direkt şey yani, sol örgüt propagandası veya çevreye zarar olarak gösterebiliyordu. Dışarıda izinsiz organize bir iş yapıldığındaki verdiği hazzı tahmin edebiliyor olabilirsiniz. Yani grafiti illegal, grafiti yapan birçok kişi bu adrenalini sevdiği için farklı işlerle uğraşamıyor. Yani bu bir paraşütle işte insanlar kaç yüz metreden atlıyor, onun verdiği adrenalini başka hiçbir şeyde bulamıyorken biz de bu adrenalini daha kontrollü bir şekilde illegal grafitide bulduk zamanında diyebiliriz. Herkesin kendi oluşturduğu, zamanla oluşturduğu harf formları var. Çünkü zaten hani normalde harfler dümdüzdür. Ama grafitinin buradaki ayrıştıran şey, kendi yorumladığın harfleri yapıp bir kimlik kazandırmak. Ben de kendi alfabemi ve harflerimi oluşturdum. Yani bu sadece, burada Wayne yazıyor mesela. Bu Wayne değil, senin adını da yazsam bu harfleri, farklı formasyonlarını ama aynı elden çıkan harfleri kullandığım için o harfler kendi kimliğimi ve kendi yansıttığım harfler oluyor. Ve kendi kimliğimi oluşturmuş oluyorum bu sayede. Zamanla da gelişen bir durum tabii ki bu. Ben biraz daha grafitide böyle mantık, çizgilerin geçerken çizgilerde sertlik. Çünkü sonuçta grafiti hırçın bir iştir. Ve bu hırçınlığı yansıtmak için daha sert, daha böyle okların işte mantığını da aynı şekilde daha böyle sert gösterebildiğim, işte karakterimi daha çok yansıtabildiğim harf grubunu seçtim ve böyle bir tasarım yaptım. Yani grafiti, şimdi ben Fatih ile Karagümrük arasında bir yerde büyüdüm ve orada gerçekten illegal hayatın çok fazla döndüğü, uyuşturucu çeteleşmelerinin olduğu, çatışmaların olduğu, yani grafiti için anlatmıyorum bunu, çok böyle hani mahallede kavgaların döndüğü bir yerdi. Şimdi ben o zamanlar grafiti ile orada tanıştığım için ne oldu? Benim uğraşım bu oldu. Yani grafiti olayı oldu. Ve grafitiye ayırdığım vakit, ekonomi olarak ayırdığım para beni tamamıyla oradaki hayattan sıyrılmama sebep verdi. Çünkü eğer grafiti yapamasaydım ya oranın şartlarına uyup, ortama, arkadaşlarıma uyup, benle yani o işlere, hani illegal çatışma, uyuşturuculara yönelecektim. Ya da grafitiyle uğraşacaktım. Grafitiye yöneldim. Harçlığımı, vaktimi, zamanımı oraya ayırdım ve o hayattan sıyrılmış oldum.